AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Uygur Türklerinin ve Sincan bölgesindeki diğer Müslüman azınlıkların insan haklarına saygı gösterilmesini, inanç hürriyetlerine saygı gösterilmesini, buradaki kampların kapatılmasını sürekli olarak Çin makamlarına bildiriyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından basın konferansında konuşan Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Çelik, Uygur Türklerinin durumuyla yakından ilgilenildiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik, konuya ilişkin bizim bu konudaki tek arzumuz Uygur Türklerinin Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarıdır. Uygur meselesinin şeffaflık ve işbirliği içerisinde ele alınması gerektiğini arzu ediyoruz. Bu çağrılarımızı Çin tarafına da iletiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'deki bir grup Uygur Türk'ü Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik baskıları ve yaşanan insan hakları ihlallerini protesto etmek için ana caddelerde sessiz protesto gerçekleştirdi. İstanbul'da 8 Uygur Türk'ü Çin'in soykırıma varan fiiller işlediği toplama kamplarını protesto etmek için ellerinde pankartlarla otoyollara çıkarak sessiz protesto yaptı. Hatırlanacağı üzere Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlılar Çin'in baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalan yakınları ve akrabalarının durumunu Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla resmi gösteri düzenleyecekti. Ancak ne İstanbul ne de Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle buna imkan tanınmamıştı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin, Washington'la Pekin arasında Ocak ayında yapılan faz 1 ticaret anlaşmasında ifade edilen ABD'den tarım ürünleri ithalat hedefini yakalama yolunda değil. South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin, Washington'la Pekin arasında Ocak ayında yapılan faz 1 ticaret anlaşmasında ifade edilen ABD'den tarım ürünleri ithalat hedefini yakalama yolunda değil. Habere göre Çin'in ABD malları alımı yılın ilk 8 ayında 47,6 milyar dolar oldu ve yılın tamamında bu ithalatın 95,1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Faz 1 ticaret anlaşmasında ise Pekin'in ABD'den ithalatının 200 milyar dolara ulaşması öngörülüyordu. Çin, Hindistan'ın iki ülke arasındaki sınır bölgesini Hindistan'ın birlik toprağı olarak adlandırmasının yasa dışı olduğunu bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada sınır bölgesindeki herhangi bir yeni yapılanmanın iki ülkenin liderlerinin verdiği taahhütle uyuşmadığını söyledi. Sınır bölgesinde Hindistan tarafından yasa dışı olarak kurulan Ladakh Merkezi Hükümet Bölgesi'ni tanımadıklarını ifade eden Wang, Hindistan'ın bölgeyi birlik toprağı olarak adlandırmasının yasa dışı olduğunu kaydetti. Japonya Başbakanı Suga Yoshihide yeni görevine başlamasının ardından ilk kez görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iki ülke arasındaki Kuril Adaları sorununun çözümünde istekli olduğunu söyledi. Suga, Tokyo-Moskova ilişkilerinin geliştirilmesi için çabalayacağını belirttiği görüşmede Putin'e tartışmalı Kuril Adaları sorununun çözümünde ülkesinin istekli olduğunu söylediğini de dile getirdi. Japonya-Rusya ilişkilerine büyük önem verdiğini kaydeden Suga Yoshihide, bir barış anlaşmasıyla neticelendirmek üzere bu ilişkileri geliştirme karşısındayız. Sonraki nesillere bırakmaksızın kuzey bölgeleri sorununa artık bir son vermek zorundayız dedi. Japonya'da kuzey bölgeleri, Rusya'da Güney Kuril şeklinde tanımlanan adalar konusundaki anlaşmazlık, 2. Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmasına engel oluşturuyor.